Herkese merhaba arkadaşlar. Bir proje videosunda daha birlikteyiz. Evde yaptığım serisine devam ediyoruz. Sizlerle birlikte evde birlikte projeler yapıyoruz. Bu videomuzda ise sizin istekleriniz doğrultusunda gelen bilgisayarı RFID kart veya RFID tag ile otomatik olarak login yapmaya yarayan bir proje yapacağız. Şimdi isterseniz projenin detaylarına geçelim. Öncelikle bu proje eğer çevrenizde farklı kişilerin işine yarayabileceğini düşünüyorsanız onlara da yardımcı olmak adına bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Şimdi projemizin malzemelerine bakarak başlayalım. Öncelikle Arduino Leonardo kullanacağız. Bu Arduino Leonardo bizim zaten kontrol kartımız olacak ve onu kodlayacağız. Bu tarz projeler genelde Arduino Uno kullanıyorduk ama Arduino Leonardo kullanmamızı sebebi Leonardo kartını bilgisayara klavye veya mouse olarak tanıtabiliyorsunuz. Yani Human Interface Device olarak tanıtabiliyorsunuz. Bu yüzden Leonardo kartını kullanmayı seçtik. Bu kart dışında bizim buradaki RFID tag ve RFID kartımızı okuyacak olan RC522 RFID okuyucu kullanacağız. Bu okuyucu sayesinde kartı yaklaştırdığımızda kartın hangi kart olduğunu yani doğru kart olup olmadığına bakacağız ve eğer doğru kartsa bilgisayarın login olacak. Bu kartların içerisindeki şifrelerin her biri zaten ayrı, o yüzden farklı bir kartla gelip buraya açma ihtimalleri yok. Ve aynı şekilde kart kullanmak istemezseniz de şöyle bir tag var. Bu tag'i de isterseniz bileklik olarak kolunuza takabilirsiniz veya anahtarlarınızda varsa onu da açabilirsiniz. Tabii bu sistemi yaparken bir tane kutu tasarlayacağız. Bu kutuyu yaptıktan sonra şöyle bir adet buzzer koyacağız ve bir adet de led koymayı düşünüyorum. Böyle görsel olarak da bize orada olumlu bir yani giriş onaylandı şeklinde bir yanıt versin. Burada tasarlayacağımız kutu birazcık baskısı 3 boyutlu yazıcıya basacağız ve uzun süreceğinden dolayı ilk olarak kutunun tasarımını yapacağım. Kutu tasarımını baskıya vereceğim. Baskı yapılırken de devremizi tamamlayacağız ve bunları birleştirip çalıştıracağız. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden 3 boyutlu çizim programında kutumuzu çizmeye başlayalım. Projemizin elektronik kısmını bitirdik ve kablolama işlemlerini yaptık. Burada herhangi bir led bağlamamaya karar verdim. Bir tane buzzer bağlayacağım. Yani aslında kartı doğru okuttuğumuzda bile sesli bir uyarı vermesini istiyorum. Ve burada RC522 okuyucumuzu da buraya yerleştirdik. Arduino üzerine jumper kablolar yardımıyla bağladık. Belki Arduino'yu sonra başka projelerde kullanmak isteriz diye üzerine lehim yapmadım. Ve artık yazıcıda printer parçamız bittikten sonra bu kartı onun üstüne yerleştireceğiz. Ve daha sonra kodlarımızla birlikte artık bilgisayarın şifresini girmeye hazır hale gelecek. Şimdi isterseniz bilgisayarda kod kısmını yazmaya başlayalım. Ve yazdığımız kodu da daha sonra Leonardo'nun içerisine aktarım. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane yer var. Ben bu videoda Leonardo orijinal yerine klon kullanıyorum. Proje maliyetini birazcık daha düşürebilmek için. Eğer orijinal Leonardo kullanırsanız upload ederken herhangi problem yaşamayacaksınız. Klon Arduino'larda bazen bootloader'ını update etmek gerekebiliyor. Bootloader'ını update ettikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadan yine kodlarınızı atarak devam edebilirsiniz. Bu sefer o Arduino'dan herhangi bir farkı zaten kalmıyor. Eğer Leonardo için bootloader nasıl upload edildiğini merak ediyorsanız da videoyu şu yukarıya yerleştireceğim. Şu anda bir videomuz yok ama çekmeyeceğim.
çektiğimiz anda oraya yerleştireceğim. Bu videoyu yayınlayana kadar çekersek de yine orada bulabileceksiniz videoyu. Ve ikinci kısım ise yazılım kısmında RFID isminde bir tane kütüphane dahil edeceğiz. Bu kütüphane sizin RC522'nizi çalıştırabilmenize yarayacak aslında Arduino ile birlikte. Bu kütüphaneyi eklerken de Arduino disine boş bir yer açıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık linkte verdiğimiz yani video açıklamasında verdiğimiz kütüphaneyi buraya eklememiz gerekiyor. Bu eklemeyi yapabilmek için de kütüphane ekle kısmına geliyoruz ve daha sonra zip kitaplığı ekle diyorsunuz. Çünkü aşağıda verdiğimiz linkten zip şeklinde inecek ve zip olarak eklemesi çok daha kolay. Bu kütüphane ekledikten sonra artık kod yazmaya hazırız demektir. Şimdi isterseniz kodumuzu satır satır yazmaya başlayalım ve daha sonra Arduino Leonardo'nun içerisine atalım. Elektroniklerimizin artık kodlarını yazdık, kutumuzu içerisine yerleştirdik ve test etme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi kutuyu ben bu şekilde tasarladım ama siz isterseniz farklı bir tasarımla da kutuyu şekillendirebilirsiniz. Bana bu şekilde durması mantıklı geldi. Hatta şunu bile yapabilirsiniz. Daha sonra bunun içerisine bir saat eklentisi koyup bu kutunun durdururken de yani kartla giriş yapmazken de bir işe yaramasını da sağlayabilirsiniz. Bu arada Windows'da giriş yaparken iki tane aslında durum oluyor. Bir tanesi ilk önce şifre ekranı gelmiyor ve Enter'a basarak şifre ekranına getiriyorsunuz. Diğeri de şifre ekranı direkt olarak açılmış olabiliyor. Bu bazen bekleme aldığı bazen kendisi uyku moduna geçtiğinde değişebiliyor. O yüzden kodun içerisinde bir kez enter tuşuna her halükarda basıyor. Ondan sonra şifreye giriş yapıp tekrar enter tuşuna basıyor. Bu da aslında farklı Windows'larda karşınıza çıkacak ihtimalleri yok etmek için. Eğer sizin karşınıza farklı bir çıkacak ihtimal varsa onu da siz kendiniz içerisine kodlayabilirsiniz. Şimdi hemen bu yaptığımız cihazı RFID login cihazını bir test edelim. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde Arduino'nun farklı bir modelini kullanarak PC'ye kartlı giriş sistemini yapmış olduk. Siz de isterseniz evinizdeki ve ofisteki bilgisayarınızda bu şekilde klavyeden şifre girmek yerine pratik bir şekilde cihazınızı açabilirsiniz. Burada yaptığımız tüm kodlar ve devre şeması video açıklamasında var. Oraya girip de tekrardan kontrol ederek buradaki bağlantıları yapabilirsiniz. Eğer aklınıza bir şey takılırsa mutlaka yorumlara bunu bizimle paylaşın. Ve aynı zamanda bu projenin bir de blog yazısı var. Eğer isterseniz de blog yazısına gidip bu yazıyı da inceleyebilirsiniz. Onu da yine video açıklamasına ekledim. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Hemen şuradan benim kanalıma, hemen şuradan da Robertson kanalına abone olabilirsiniz. Ve yanında çıkan iki tane içeriği değerlendirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.